Halim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor. Günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz teknik direktör Zafer Turan olacak. Zafer Turan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Geçtiğimiz yıl Eyüp Spor'da görev almıştı. Hatırlanacağı üzere bu sezonda Şanlıurfa Spor'da lige başladı. Fakat rahatsızlığından dolayı Şanlıurfa Spor'dan ayrıldı. O süreç çok fazla uzun sürmedi. Sevgili dinleyenler, Eyüp Spor'da ikinci ligden birinci lige çıkarmıştı Zafer Turan. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, birazdan hattımızda konuğumuz Zafer Turan olacak. Zafer Turan'la birlikte Süper Lig ve 1. Lig'i konuşacağız. Ardından alt liglerden bağlantımız olacak. Bunu ifade edelim sevgili dinleyenler. Birazdan bizlerle birlikte olacak. Ben bu aralıkta dün Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş ilk maçı tamamlandı. Beşiktaş ilk finalist oldu. Beşiktaş sahasında Ankara Gücü'nü konuk etti. İlk yarısının 0-0 eşitlikle bittiği maç, ikinci yarıda Muçi'nin attığı golle Beşiktaş lehine döndü. Beşiktaş 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. Bugün Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Fatih Karagümrük ilk maçta Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Bu demek oluyor ki Trabzonspor beraberlik ihtimalinde dahi, beraberlik sonucunda dahi bir üst tura, finale yükseliyor. Karagümrük'ün maçı uzatmaya götürebilmesi için tek farklı kazanması gerekiyor. Maçı kazanıp adını finale yazdırabilmesi için iki farklı bir skor lazım. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Eskiden olsa mesela 3-2 bitti deplasmanda maç. Fatih Karagümrük sahasında 1-0 yenseydi tur atlayabiliyordu. Fakat deplasmanda atılan gol uygulamasını FIFA kaldırdı. Artık deplasmanda atılan gol uygulaması avantaj. Deplasmanda atılan golün avantajı yok. Normal gol olarak sayılıyor. Bunun da altını çizelim. Bence doğru bir karar. Çünkü daha önce bu şekilde olduğu zaman haksızlık olabiliyordu. Ve bu noktada takımlar iç sahada oynadıkları maçta gol atma içgüdüsüyle birlikte gol yememe içgüdüsüne de hakimdi. Ve maçları da özellikle de bu noktada seyir anlamında zevksiz kılabiliyordu. Takımlar direkt geride bekleyip gol atıp sonrasında defansa çekilebiliyordu. Kontralardan ataklar bulabiliyordu. Seyir zevki açısından da bence doğru bir karar, mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kural da ülkemizde de geçerli. Ülkemiz kupa maçlarında geçerli sevgili dinleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli. Bunu aktaralım. İlk finalist Beşiktaş. Bunu belirtelim. Devam edelim. Antalya Spor. Teknik direktör Sergen Yalçın Antalya Spor'da devam etmeyeceğini açıkladı. Ve önemli gelişmeler yaşandı. İlk kez Ajans Spor ve Radyo Spor'dan duyurmuştuk sevgili dinleyenler. Antalya Spor'da teknik direktör belli oldu. İlk kez Ajans Spor ve Radyo Spor duyurmuştu. Sergen Yalçın gelecek sezon devam etmiyor. Antalya Spor teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza ile anlaştı. Yeni sezonda imza aşamasında anlaşma, her şey tamam, ekip tamam.
prensipte anlaşıldı. Yeni sezonda Antalya Spor'da olacak. Alex de Souza, sevgili dinleyenler. Alex de Souza'nın ekibinde Marco Aurelio da var. Mehmet Aurelio. Ben de dün Aurelio ile konuştum. Alex'in ekibinde olacağı iddialarını doğruladı. Onun için de hayırlısı olsun. Can Arat. Can Arat dışında Semih. Düşünülen isimler Semih Şentürk ve Can Arat. Ekipte düşünülen isimler. Bunu da söyleyelim sevgili dinleyenler. Alex ve Mehmet Aurelio Fenerbahçe ile birlikte oynamıştı. Aurelio'nun kariyerine baktığımızda da Türkiye'de önemli kulüpler var. Trabzonspor'da ilk kez kendisini izleme şansı bulmuştuk. Trabzonspor'da izlemiştik. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Mehmet Ali Yılmaz kendisini Türk futboluna kazandırmıştı o dönem. Önemli bir transferdi. Trabzonspor'a gelmişti. Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'den Real Betis, ardından Beşiktaş. Türkiye'de şampiyon olan 6 kulübün 3'ünde forma şansı buldu Mehmet Aurelio. Bunu da belirtelim sevgili dinleyenler. Evet, şimdi ilk aramıza gidelim Yücel abi. Aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz teknik direktör Zafer Turan. Zafer hocam, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol, iyiyim. Nasıl gidiyor hocam çalışmalar? Bu sezon Şanlıurfa Spor'da lige başladınız. Geçtiğimiz yılda Şanlıurfa Spor'da önemli bir şampiyonluk vardı. Ardından devam ettiniz. Fakat bir hastalık süreci oldu hocam. Tekrardan geçmiş olsun. O süreçle başlayalım hocam. Şu anda nasılsınız? Sağlık durumunuz nasıl? Evet, şu anda iyiyim. Allah'a şükür. Yani işte dediğin gibi saydığın o süreçten sonra bir 6 ay daha dinlenmeyi planlamıştım zaten. Çünkü döndüğümde, Urfa'ya döndüğümde çok erken dönmüştük. Onları da meşgul etmeyelim. Çok zorlu bir süreçti. Hem kendi adıma hem de onların adına daha iyi bir durumda olsun diye takım öyle bir karar vermiştim, ama şimdi Allah'a şükür bu geçen süreç çok iyi geldi, iyi de dinlendim. Evet. Allah'a şükür sağlığımızda hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonra hazırız, işte çalışmaya başlayacağız. Bu arada gelen teklifleri değerlendiremedik çünkü hem kendi adıma hem var olan kulüp adına sıkıntı olmasın diye. Yeni sezonla birlikte inşallah başlayacağız çalışmaya. Hocam, gelen teklifler birincilikten miydi, ikincilikten miydi? Hangi? Yok, ikincilik ve üçüncülüktendi genelde. O şekildeydi. O bir 6-7 aylık süreçte kulüpler biliyorsun çok bir sirkülasyon olmuştu. Evet. Şampiyonla oynayan takımlardan da olmuştu. Üçüncülükten, ikincilikten. Birincilikten çok gelmedi o dönemde teklif. Ama ikincilik ve üçüncülükten geldi. Bizi hazır olmadığımız için kabul etmedik, ama şimdi şu anda artık hazırız. İnşallah bundan sonra çalışacağız. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Zafer Turan. Sohbetimiz devam ediyor. Sorularınızı gönderebilirsiniz. Zafer hocam, Şanlıurfa Spor'da önemli bir şampiyonluk yaşadınız. Takımı da tanıyorsunuz. Fakat sonrasında bilindiği üzere hocam, sonrasında Şanlıurfa Spor'da bir değişim oldu. Sizin hastalık süreciniz. Ardından İrfan Hoca ve Cihat Hoca göreve geldi. Bu hafta da Şanlıurfa açısından çok kritik bir mücadele. Gönlünüz, yüreğiniz futbolcu arkadaşlarla. Ama kazansa dahi yetmiyor hocam. Öyle bir hafta. Kazandıktan sonra rakiplerinin durumuna bakacak. Rakiplerinin sonucu çok önemli. Ne dersiniz hocam? Evet, nasıl bir hafta bizi bekliyor? Son haftalarda aslında iyi puan almıştı Şanlıurfa Spor. Eyüp ve Bodrum maçları dışında. Evet. Ama tabii diğer rakipleri de, Tuzla olsun, Ümraniye olsun, Manisa, Adana Spor, hepsi puanlar aldı. Evet. Son haftaya bu şekilde girildi. Aslında ben en son
Bodrum maçlarında Bodrum'daydım. Bodrum Urfa maçında tesadüfen ben de oradaydım. Maça da gittim. Arkadaşlarla da konuştuk. Cihat Hoca ile de konuştuk. Başkanla da görüştük. Aslında o maç son 20 dakikaya 1-0 önde girmişti. Son bu Çorum maçına da son 5 dakika. O son 20 dakikaları 5 dakikaları iyi geçirse şu anda her şey kendi elinde olacaktı. Belki de kümede kalmıştı. Hiçbir sorun olmayacaktı. Ama tabii çeşitli sorunlar devam ediyor orada. Cihat Hoca da konuştuğumuzda bazı serzenişlerde bulunmuştu. Maddi anlamda bir türlü düzlüğe çıkamadılar. O da etkiledi onları. Aslında çok daha önceden bu konu buralara gelmemeliydi. Şimdi sonuçta bu haftaya geldik öyle ya da böyle. Elinde değil Şanlıurfa Spor'un ama Adana ve Tuzla'nın çok zor maçları var bence. İkisi de içeride oynamasına rağmen playoff'u kovalayan takımlarla oynayacaklar. Ve galibiyet gerekiyor. Tabii Şanlıurfa Spor galip gelecek. O konuda kendileri zaten bir şey yapamazlar. Başka bir şey olsa kümede kalamıyorlar. Ancak Adana Spor yenilecek, onlar berabere kalacak falan bazı matematiksel hesaplar var ama kendi maçlarını kazanmak zorundalar. Ben Tuzla ve Adana'nın maçlarının çok kolay olmadığını düşünüyorum. Hedefsiz takımlarla oynasalardı belki kolaydı ama ikisi de playoff'u kovalayan takımlarla oynayacaklar. Çok zorlu bir süreç onları bekliyor. Gönlüm onlardan yani inşallah geçen sene çok zor şartlarda kazanılan şampiyonluk bu sene heba olmaz diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Zafer Turan sohbetimiz devam ediyor. Zafer hocam, yani bu sezon öyle bir durum ortaya çıktı ki ligin son haftasında hiçbir takım oynanan maçlarda, özellikle de düşme potasındaki ve playoff potasında mücadele eden takımlar bütün hepsi kazanmak isteyecek. Yani son haftalarda birincilikte genelde şu oluyordu, takımlar son haftalarda yedek kadroyla çıkabiliyorlardı. Böyle bir kötü düşünceye de yer yok. Tüm takımlar kazanmak isteyecek. Bu da çok çok önemli. Hem futbol açısından hem doğruluk dürüstlük açısından çok güzel olduğunu düşünüyorum hocam. Ne dersiniz? Evet tabii, yani şu anda zaten biliyorsunuz tüm maçlar aynı anda oynanıyor. Hedefsiz takım yok gibi. Sadece iki maç daha önceki gün oynanacak. Onlar da hedefsiz olan, işte şampiyon olan, küme düşen, garantileyen takımlar olarak bakılıyor. Evet. Dediğin gibi yani şimdi playoff'ta direkt finale oynayacak takım bile belli değil. Yani ligin üçüncüsü bile belli değil. Orası için 3-4 tane aday var. Sakaryaspor'un geçen hafta kazanamaması bu haftaki Kocaeli-Sakarya maçını daha da önemli hale getirdi. Evet. Hepsinin bir kere direkt final oynamak için, avantajı elde etmek için kazanması gerekiyor. Çok kesinlikle aday var. Küme düşme için 3 tane aday var. Evet. Yani dediğim gibi bu sene birçok senede bu şekilde olmamıştı iş. Sadece işte 1 ya da 2 maç önem taşıyordu. Ama şimdi en az 7-8 tane maç önem taşıyor. O doğrultuda dediğim gibi ligin sonunda herkes işte yedeklerle ya da oynamamış, süre almamış oyuncularla oynamaktansa iddialı bir şekilde son hafta çok çetin geçecek gibi duruyor. Peki hocam, sizin yorumunuz nedir? Direkt birincilikle ilgili hangi takımları daha yakın görüyorsunuz üçüncülüğe? Ya şimdi şöyle, sen üçüncü takım kim olabilir? Yani şimdi şöyle bir durum var. Onların içerisinde en rahat Bodrum gibi duruyor. Yani Göztepe deplasmanı olmasına rağmen hani hedefsiz bir takım olarak, ötekiler hepsi hedefli. Çorum'un rakibinin hedefi var. Sakarya Kocaeli maçı zaten bir derbi. Yani Sakarya Spor aslında dediğim gibi, yani geçen hafta kazansa her şey rahat olacaktı onların adına. Ama ben Bodrum olabilir diye düşünüyorum. Çorum da olabilir. İşte Sakarya maçı kazanırsa olacak. Ama şu var, üçüncü olan takım şunu biliyor ki hepsinden biraz daha avantajlı giriyor final grubuna. Çünkü yıpranmadan geliyor. Daha çok dinlenerek geliyor. Ve tek maç üzerinden bir şansı oluyor. Öteki takımlar daha bir stresi, daha bir yoğun geliyorlar. Biz de geçen sene onu yaşadık.
Şanlıurfa'da. İşte Buca Spor'la ikimiz direkt üçüncü olarak, ikinci olarak final oynadığımız için oraya daha rahat gelmiştik. Yani onun bilincinde şimdi herkes, ama dediğim gibi çok zorlu maçlar var. Tabii en şey orada puan olarak yendiği takdirde Sakarya hiç kimseye bakmadan üçüncü olabiliyor. Bir hoca değişikliği oldu orada da. Bakalım, göreceğiz yani, hafta sonu çok keyifli geçecek diye düşünüyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Zafer Turan, sohbetimiz devam ediyor. Zafer Hocam, yani hem potada hem de üst tarafta önemli maçlar var. Eyüp Spor ve Göztepe'de adını Süper Lig'e yazdırdı. Eyüp Spor sizin de çalıştığınız, şampiyonluk yaşadığınız bir kulüp. Eyüp Spor'la ilgili düşünceniz nedir hocam? Süper Lig'de ben heyecan katacaklarını düşünüyorum Süper Lig'e. Siz ne dersiniz? Önemli transferler görebilir miyiz hocam? Şimdi tabii şöyle, ilk önce bütün başkanı, yönetim kurulunu, Arda Hoca'yı hepsini tebrik ediyoruz. Çok önemli bir iş başardılar. 3 seneden beri direkten dönen bir takım vardı. Yani orada şampiyonluğa oynuyor birinci lige çıktığından beri. Bu sene nasip oldu. Bütün hocayı, Arda Hoca'yı ve teknik ekibini kutluyoruz. Önemli bir iş başardılar. Şimdi şöyle bir şey var bence. Çok kaliteli bir takım vardı hocanın. Çok istediği oyunu oynatabiliyordu. O da işte kendi Avrupa tecrübesiyle, çalıştığı hocaların tecrübesiyle o şekilde bir oyun planlayabiliyordu istediği bir şekilde. Şimdi tabii aynı kalitede bir kadroyu birinci Süper Lig için kurabilirler mi, kuramazlar mı, o da bir soru işareti. Çünkü maliyetler çok fazla arttı. Hedef ne olacak? Hoca belki bu sefer farklı bir oyun oynatmayı planlayacak. Tabii istedikleri transferleri yaparlarsa ilk 5 için oynayabilirler. Onu biraz zaman gösterecek, biraz da ekonomi gösterecek bence. Ama hani dediğim gibi burada oynanan oyun, orada çok domine bir oyun beklememesi lazım kimsenin Eyüp Spor'da. Bence artısı şu, Eyüp Spor'un iki tane çok önemli tesis kazandırdı başkan. Hem Eyüp'te hem Kemerburgaz'da. Onu da hallettiler. Takım Süper Lig'e çıktı. Şimdi bir tek stat konusu kaldı bence onlar için. Stadı da kolay değil belki, ama onu da tamamlarlarsa bir Başakşehir Spor Kulübü gibi olabilir diye düşünüyorum Eyüp'ü. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Zafer Turan, sohbetimiz devam ediyor. Peki Zafer Hocam, Süper Lig'de de heyecan dorukta. Süper Lig'le ilgili yorumunuz ne olur ve bir de kariyer planlamanız hakkında neler söylersiniz? Ya şimdi tabii Süper Lig biraz üst taraf şekillendi gibi duruyor. Yani çok büyük mucizeler olması gerekiyor gibi duruyor. Alt taraf karışık. Altta Pendik'in galip gelmesi biraz orada dengeleri bozacak gibi duruyor. Çünkü geri kalan maçların da kazanma şansı var. Kazanırsa tehdit olabilir yukarıdakiler için. Orada bence yanılmıyorsam Karagümrük, Antep, Gaziantep Karagümrük maçı var sondan bir hafta önce. O maç biraz düşecek, dördüncü takım belli edecek gibi. Hatay takım bu hafta Antep takımı kazansaydı kesin ben kümede kalır diye düşünüyordum. Kazanamayınca o maça kaldı. Yani orada da bence son haftaya kadar iş gidecek. Yani son hafta belli olacak. Üst tarafta iki takımın olması çok ligin hani kalitesini biraz düşürdü. Bir 4-5 takım daha şampiyonla oynasaydı en azından. Bir 5. takım daha dengeli giderdi. Bu sefer takımlar daha çok puan kaybederdi. Düşünün yani, Fenerbahçe onca puan toplamış. Başka senelerde olsa açık ara şampiyon olabilecek gibiydi. O yüzden iki takımın puan çok fazla açması üst tarafın yani lig kalitesini biraz düşürdü, ama aşağıda çok yoğun bir mücadele var diye düşünüyorum. Yani kendimle ilgili gelince de kariyerle ilgili ya işte biz çalışıyoruz. Benim istediğim sadece düzgün çalışabileceğimiz, işimizi yapabileceğimiz bir kulüpte, kulüp ortamında olmak. Kulüplerin durumları zor. Maddi açıdan zor durumdalar. Hedef koyma açısından zor durumdalar. Bu doğrultuda da bir destek gelmeden, kurumsal bir desteği olmadan bir kulübün yaşaması da zor. Görüyoruz yani ne takımlar alt liglere düştüler. Yani bugün Altay'la Giresun 2 sene önce Süper Lig oynarken şimdi 2. ligde oynayacaklar. Siz kariyer planlamanızı yetiştiricilik anlamında
ya da doğru bir şeyler yapmak anlamında koyabiliyorsunuz. Ama kulüpler zor durumda. Bizde öyle iyi bir kulüp olursa işte çalışabileceğimiz, işimizi yapabileceğimiz, çalışmak istiyoruz yani. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İnşallah kazasız belasız sezonun sonu geldi. Evet, playofflar, ligler hepsi düzgün bir şekilde daha fazla kaos olmadan sonuçlanır. Çünkü çok kaos yaşadık. Evet yani hocam bu sezon çok farklıydı. Bundan dolayı da çok farklı bir sezon oldu. Şimdi futbola ilginin de azaldığını görüyoruz bu kaos ortamında. Umarım hocam aynı dilekleri paylaşıyorum. Umarım bir daha yaşanmaz bu tip sıkıntılar. İnşallah. Bu da bizim milli takımımız için önemli bir yaz var. İnşallah milli takımımız da orada başarılı olur. Bu kaos ortamı oraya yansımaz. Teşekkür ederim hocam. Aynı dilekleri paylaşıyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Zafer Turan'dı. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından biz buradayız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Zafer Turan'dı. Bağlantı sağlanabilir. Sattığımızda konuğumuz birazdan Adana 1954 FK Başkanı Menderes Kutlu olacak. Menderes Kutlu ile birlikte Adana 1954 FK'nın gelecek yılki yapılanmasını konuşacağız. Müsait olursa bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hemen kontrol ediyorum sizlerden gelen soruları. Az önce bir son dakika var. Bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta sonunda Fatih Karagümrük Galatasaray maçı oynanacak. Galatasaray maçı kazandığı takdirde önemli bir avantaj elde edecek. Bunun altını çizelim. Fatih Karagümrük Galatasaray taraftarına %30'luk bir bölüm açmıştı. Şimdi yeni bir gelişme yaşandı. Karagümrük Galatasaray maçı öncesi Karagümrük Kulübü bir blok bileti daha satışa çıkardı. Farklı takım pasolik kartlarıyla bu bölümden bilet alabilirsiniz demiş. Paylaşım yapmış arkadaş. Kontrol ettiğimde alınabiliyor. O bloktan farklı takım pasoligi alabiliyor maç bileti. Bunun da altını çizelim. Bu maçla ilgili de birçok soru vardı. Bilet konusunda sorular vardı. Bunu da cevaplamış olalım. Instagram'dan gelen sorular var. Hemen kontrol ediyorum. Özgür Bey yazmış. İyi yayınlar Salim kardeşim. Barış abinin spor ve gündem yorumuna hasret kaldık. Hiç değilse bir telefon bağlantısı olsa olmaz mı? Çünkü sabah sporuna gelmiyor. Gaziantep'ten selamlar demiş. Barış abiye iletirim. Teşekkür ederim güzel mesajın için. Mahsun Başduğu yazmış. Göztepe Ligi lider bitirmek istiyor. Aynı fikirdeyim. Göztepe Ligi lider bitirip şampiyon olmak istiyor. Önemli bir prestij. Kontrol ediyorum soruları. Ahmet Bey yazmış. Transferle ilgili gelişmeler var mı demiş. Hemen transferle ilgili gelişmeler var. Aktaralım. Önemli gelişmeler var. Eyüpspor'la ilgili gelişmeler aktarmıştım. Geçtiğimiz programında Yusuf Atal gelişmesini aktarmıştım. Yeni bir bilgi daha elde ettim. Onu da paylaşmak istiyorum. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan sezonu Alaves'te kiralık geçiren Atletico Madrid'in 21 yaşındaki forveti Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone'yi transfer etmek istiyor. Transfer listesine ekledi bu ismi. Bunu belirtelim.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllığına yeniden anlaştı. Başkan Özbek seçimi kazanması durumunda resmi imzalar atılacak. Ajans Spor'da ilk olarak duyurmuştuk Dries Mertens gelişmesini. Bir yıl sözleşme uzatma kararı aldı Galatasaray yönetimi ve Belçikalı Yıldız'la bir yılına prensipte anlaştı. Bu bilgiyi aktaralım. Konuşulan isimlerden biri transferde Melih Bostan. Melih Bostan'la ilgili de bir detay sunalım. Birinci yıl 2 milyon TL, ikinci yıl 3 milyon TL, üçüncü yılsa 4 milyon TL. Sonraki satıştan Fenerbahçe'ye %30 pay. Fenerbahçe'nin geri alma opsiyonu bu şekilde. Sevgili dinleyenler, hemen kontrol ediyorum. Sofyan Feghouli 5 maç ceza aldı. Tahkim kurulu açıkladı. Fatih Karagümrük Kulübü'nden Sofyan Feghouli açıklaması geldi az önce. Kamuoyuna duyuru, futbolcumuz Sofyan Feghouli'ye 4 Mayıs tarihinde Kayseri Spor'la oynadığımız müsabakadaki hareketinden dolayı disiplin kurulu tarafından bize sürpriz olmayacak şekilde 5 maç ceza verilmiştir. Sezon boyu oynanan tüm müsabakalarda futbolculara verilen cezalar göz önüne alırsak Feghouli'ye verilen cezayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz demiş. Fatih Karagümrük Kulübü böyle bir açıklama yaptı. Sofyan Feghouli 5 maçta yok. Takım için önemli bir isimdi. Sofyan Feghouli olmayacak sevgili dinleyenler. Bunu aktaralım. Ali Çamlı'nın açıklaması var. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, 2,5 yıl sözleşme yaptığımız Aslan gibi bir hocamız var. Herkes eleştirilebilir, eksik arayabilir ama ben artılarına bakıyorum. Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en büyük değerlerden birisi Burak Yılmaz. Dünyada Türk futbolunu temsil eden önemli bir isim. Burak Yılmaz'ın bundan sonra dünyanın en iyi yerlerinde Türkiye'yi temsil edeceğini düşünüyorum. İnşallah bir aksilik olmaz ve böyle devam ederiz. Ona güvendiğim için zaten 2,5 yıllık sözleşme imzaladım demiş. Bu minvalde açıklamaları Ali Çamlı Radyo Spor'da programımızı özel olarak da açıklamıştı. İstersen Yücel abi telefon hattımızı açalım. Bir 10 dakika telefon alalım. Ardından programımızın da zaten sonuna geleceğiz. 0212 363 04 34 telefon numaramız. Telefonla yayınımıza bağlanabilir. Sorularınızı dile getirebilirsiniz. Fatih Karagümrük Trabzonspor karşılaşmasının VAR hakemi Serkan Tokat oldu. Serkan Tokat VAR'da görev alacak bu maçta. Hemen kontrol ediyorum. Twitter üzerinden de gelen sorular var. El Profesör yazmış. İyi yayınlar Salim abi, nasılsın? Teşekkür ederim. İsmail Bey yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Çaykur Rizespor İlhan Palut'la sözleşme uzatacak mı? O konu şu şekilde. Prensipte anlaşma var şu an için. Hiçbir sıkıntı yok. Fakat resmi imzalar atılmadı. Ben hocanın devam edebileceğini düşünüyorum. Ancak hoca İlhan Hoca Beşiktaş'ın da geniş teknik direktör listesinde yer alıyor. Bundan dolayı belki bu süreç uzayabilir. Bunu dile getirelim. Şimdi kontrol edelim soruları. Instagram üzerinden gelen sorular var. Şakir Bey yazmış. Salim Bey iyi yayınlar. Murat Sancak sene sonunda Adana Demirspor'la bağlarını koparacak mı? Bilgi paylaşabilir misiniz? Yeni sezon planları ile ilgili demiş. Yani bu noktada yani gönülden bağ var şu anda, onu biliyorum. Maçları takip ediyor. Dün hatta kendisiyle telefonda konuştum. Yarın da aksilik olmazsa yüz yüze görüşeceğim. Görüştüğüm zaman bunların hepsini soracağım Sayın Başkan'a. Yeni sezon planlaması nasıl? Yeni sezonda şöyle hedefliyor takım. Aldığım bilgiler. Adana Demirspor'da hedeflenen
oyuncu satışlarından önemli bir gelir elde edip sezonu öyle başlamak ve Süper Lig'de ligde kalmayı garantileyen Anadolu takımları gelecek sezon için planları şu şekilde: yayıncı kuruluştan gelen gelir, bunun dışında iddia gelirleri, bundan dolayı bu gelirleri oluşturup sonrasında yola devam etmek. Telefon hattımızı açtık. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 telefon numaramız sevgili dinleyenler. Telefon hattımızı açtık. Yayınımıza bağlanabilirsiniz. Sorularınızı, düşüncelerinizi dile getirebilirsiniz. Sizden gelen soruları da kontrol ediyorum. Hafta sonunda önemli maçlar var. Hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de heyecan dorukta. Süper Lig'de özellikle de sevgili dinleyenler, şampiyonluk yarışının düğümü bu hafta çözülebilir. Zaten Galatasaray'ın çok önemli bir avantajı var. Galatasaray önemli bir avantaj elde etti. Bunun altını çizelim. Ve ligde kalma yarışında da önemli maçlar oynanacak. Birinci ligde ligi 3. sırada tamamlayan takım belli oluyor. Küme düşen son takım belli oluyor. Giresunspor ve Altay zaten lige veda etti. Umarım her iki camiada tekrardan hak ettikleri ligde olurlar. Soruları kontrol ediyorum. Fatih Karagümrük'ün açıklamasını paylaşmıştım. Ali Bey yazmış. Fatih Karagümrük'te Emre Mor oynayacak mı? Dün bu soruyu Tolunay Hoca'ya sormuştum. Hazır durumda olduğunu söylemişti. Oynamasını bekliyoruz. Emre Mor'un, sevgili dinleyenler, Emre Mor oynayacak. Bunun da altını çizelim. İkinci ligde ve üçüncü ligde playoff heyecanı da başladı. Önemli maçlar oynanıyor playofflarda sevgili dinleyenler. Playoff heyecanı başladı. Üçüncü ligde playoff maçları oynanacak. Heyecan devam ediyor. Hemen bu maçları da sizlerle paylaşalım. Cuma günü, pazartesi maçlar oynandı bir bölümü. Cuma günü de oynanacak olan maçlar var. Birinci tur tamamlandı. İkinci tur da pazartesi günü oynanan maçlarda skorlar şöyleydi. Kütahya Spor 2, Kuşadası 1, Tokat 0, Muş 1, Ordu 1, Ayvalık Gücü 1, Anadolu Üniversitesi 1, Efeler 2. Cuma günü bu maçların saat 16'da rövanşlar oynanacak sevgili dinleyenler. Önemli maçlar var, rövanş maçları oynanacak. Bunu söyleyelim. Teknik direktör değişimi yaşanan kulüpler de var. Bayram Toysal da istifa etti Ordu Spor 52 Ordu FK'dan. Rövanş maç öncesi Bayram Toysal görevinden ayrıldı. Bunu belirtelim. İlk maçta 1-1 berabere kalmışlardı. Sevgili dinleyenler, telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434 telefon numaramız. Arayıp yayınımıza bağlanabilirsiniz. Çok zorlu bir grup üçüncülük. Bunun da altını çizelim. Üçüncülükte heyecan dorukta, önemli takımlar. Lige önemli maddi fedakarlık yaparak başlayan takımlar veda edebiliyor. Mesela Karşıyaka veda etti. Karşıyaka Anadolu Üniversitesi'ne elenmişti. Karşıyaka'nın mesela elenmesi benim için sürprizdi ama üçüncülük çok zor bir lig. Yani üçüncülükte işleriniz çok çok zor ve
en zor lig diyebilirim. Üçüncü ligde de sevgili dinleyenler. Bugün herhalde telefon hatlarında sıkıntı olabilir. Ararken de dinleyenlerimizi sıkıntı yaşadık. Düşüremiyor olabilirsiniz. Bu nedenle biraz erken noktalayacağım programı. Programı bitireceğim. Son sorulara göz atıp programı noktalayacağım. Kusura bakmayın, zaman zaman bu tarz sorunlar olabiliyor. Mesaj atılmış bana aradık ulaşamadık diye. Biz de zaman zaman ararken sıkıntı yaşayabiliyoruz buradan konuklarımızı. Bu sistemsel bir sıkıntı, kusura bakmayın. Kontrol ediyorum gelen soruları. Derfin Yunus Nane sabah mesaj atmış, yayın saatinde de mesaj attı. Teşekkür ediyorum güzel mesajı için. İyi yayınlar dilemiş. İyi bir gün geçirmemizi dilemiş. Teşekkür ederim. Evet. Gözden kaçan soru varsa kusura bakmayın. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Şimdi programımız bitiyor. Ardından 13-14 arasında Atilla Türker'le Markaş programı var. Bugün Atilla abinin sosyal medya hesabı Instagram'da gördüm. Bugün Mert Elam yok. Onun yerine Ahmet Özörçer var. Ahmet Özörçer'le birlikte Atilla Türker saat 13-14 diliminde sizlerle olacak. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.